Nedenlerinden bahsedelim. Yani şimdi kişi tamam kendisi olmak istiyor. Kendisi olmak için riski alıyor. Gereken şeyleri de yapıyor. Ona rağmen belli sıkıntılar yaşıyor. Yani bunlar nedir mesela diye bahsedersek aslında çok fazla neden var. Ama onlardan böyle en belirgin olanlardan biri mesela arzudan bahsederken ben mimetik arzu diye bir kavramdan bahsetmiştim. Bu da çok önemli bir aslında kavramdır. Hani başka insanların tutkularını taklit ederek, öykünerek, heves ederek, taklit ederek aslında yapılan her şeyde kendisi olamama sonucu çıkar. Çünkü sen kendin olmak istiyorsan en temelde ne bahsetmiştik ve kendi içindeki o hakiki tutkunu keşfetmen gerekir diye söylemiştik. Bu anlamda devam edersek aslında bazen şu da olabiliyor. Kişi kendini de kandırabiliyor. Yani kişinin o kendini kandırma süreci. Yani çünkü konfor bölgenizden çıkmak için biraz işte o gerçeğin, o acı tarafıyla insanın yüzleşmesi gerekiyor. Bu hani her zaman çok kolay olmuyor. Çünkü buna işte savunma mekanizmaları, insanın kendi manipüle etmesi, çevresini manipüle etmesi o kadar farklı psikolojik durumlarda olabiliyor ki siz o aslında gerçekten kendiniz olabilmek için o yaşayacağınız sorgulamadaki bir kez dürüstlük durumunu bile daha gerçekleştirememiş oluyorsunuz. Yani bunun gibi aslında birçok nedenden bahsedebiliriz diye düşünüyorum. Bu anlamda aslında şeyin de etkisi çok fazla var maalesef. Bazen insanların birbirleriyle olan mücadelesi maalesef çok fazla bir şey olabiliyor. Çünkü kişiler birbirleriyle uğraşmaktan yani ya da tüm o enerjisini, yaşam enerjisini başka insanlarla mücadele harcadıkları için ne kendisi olabiliyor ne de öteki bir insanın kendisi olmasına aslında fırsat verebiliyor. Ben bu anlamda şunu çok aslında altını çizmek istiyorum. Yani bazen karşılıklı bir şekilde birbirimizi yükseltmemiz gerekir. Yani bizim kötü bir hayatımız olmuş olabilir, zor durumlar yaşamış olabiliriz, bize çok haksızlık yapılmış olabilir ki tahmin etmek zor değil. Hepimiz gündelik hayatta böyle şeylere maruz kalmış olabiliriz ama aslında burada iki tane bir yol ayrımı var. Ya biz de bize yapılanları aynı şekilde bir rövanşist bir şekilde bedel ödetir gibi etrafımızdaki insanlara yaparız ya da bize yapılmasına rağmen ya bana bunlar yapıldı ama ben kendimi berbat hissettim. Çok kötü hissettim ve ben bunu diğer insanlara vermek istemiyorum. Yani bu tavrı aslında göstermenin, yani bunu bir iyilik perisi anlamında söylemiyorum aslında. Çünkü bu bizi temeline yükselten bir şey. Çünkü siz bir insanın hayatını ne kadar yükseltiyorsanız, sizin hayatınız da o kadar yükseltiyor ki bakıldığında şu an bir öğretmen-öğrenci dinamiğinde aslında. Belki de hayatını yükseltmek anlamında, yani şu an tüm insan ilişkilerini düşünüyorum. Öğrenci-öğretmen ilişkisi kadar bu ilişkiye aslında güzel uyan bir şey. Çünkü bir öğretmen bir öğrencisinin hayatını yükseltme misyonunu çok güzel verebiliyor. Çünkü ona en nihayetinde bir istikamet çiziyor. Ama mesela baktığınızda bu denklik ilişkilerinde yani bir çünkü öğretmen-hoca öğretmen-öğrenci ilişkisinde bir tık bir hiyerarşi var aslında görünmezse olsa ama denklik ilişkilerde böyle çok fazla olmuyor. O yüzden birinin hayatını yükseltme şansımız tesir etme. Ki ben bu anlamda tesirin çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü siz bazen bir insanın hayatına dokunduğunuzda küçük bir şey yaparsınız. Siz belki onu yaparken önemli bir şey olduğunu bile fark etmezsiniz ama o küçücük hareketiniz o çocuğun hayatında çok büyük bir şeye vesile olur. Mesela benim işte o örnek veriyorum. Lise dönemindeki edebiyatta tanışmam mesela. Yani oradaki öğretmenimin bir ufak bir teması aslında tesiri size çok büyük bir etki verebiliyor. Bu anlamda yani birbirimizi yükseltmek noktasında, birbirimizin hayatına olumlu etkiler sunmak noktasında bundan çok fazla bence kendimizi geri çekmemeliyiz. Çünkü bunun tahmin ettiğimizden çok daha büyük sonuçları oluyor. Yani böyle bir şeyleri biz kötü yaşadık diye aynı şekilde yaşatmamız o döngüyü devam ettirmekten başka bir işe yaramıyor. Ve aslında tam da şu an bence birbirimizi yükseltmemiz gereken bir zaman içinde olduğumuzu düşünüyorum. Hatta Amerikalıların mesela şeyi vardı işte win-win mesela durumları. Kendi kazanır ve ötekisini de kazanır. Yani ben kazanıyorum ama sen de kazanıyorsun. Bunu tak pragmatist bir çizgide sadece açıklamak istemiyorum ama bazen bu da güzeldir. Yani siz bir şey yapıyorsunuz ve ona bir insan daha eşlik ediyor ve beraber bir şey daha kazanıyorsunuz. Yani böyle bir fırsat varken sürekli birbirimizi aşağı çekmek, sürekli bir romanşist bir mücadele içerisine girmek, sürekli birbirimizle mücadele etmek ya da kendimizle mücadele etmek. Mesela kendiyle savaşanlar diye bir durum da var. Mesela Zweig'ın bir kitap ismidir aynı zamanda. Yani kişi bazen başkalarıyla savaşmaz, mesela kendisiyle savaşır. Bu da aynı şekilde çok kötü bir şey. Yani bu hayatın içindeki savaşı
mücadeleyi aslında olabildiğince aza indirgemek gerekiyor. Çünkü bunun bize verdiği pragmatik anlamda gerçekten hiçbir değer yok. Bu anlamda mesela Russell'ın çok da güzel bir sözü var. Ben ilk okuduğumda böyle çok şey bulmuştum, hani dürüst olmak gerekirse. Ya çok duygusal bir söz gibi görmüştüm. İşte sevgi bilgeliktir diyor, nefret aptallıktır. Yani sevgi bilgelik, nefret aptallık. Yani çok böyle çok sade gelmişti. Ama aslında bazen insan şunu görüyor. Bazen o sade olan, yani sadelikte o kadar güzel ihtişam vardır ki. O sade görünen şeyin arkasında siz çok büyük güzel bir bilgelik de görürsünüz. Aslında Russell'ın burada işaret ettiği şey de o. Nefretin bir aslında aptallığı var. Çünkü nefret size sürekli bir yıkıcı bir etki yarattığından dolayı ya kendinizle ya etrafınızla ya belli durumlarla sürekli bir mücadeleniz vardır. Ve insanın böyle bir bitimsiz bir mücadele halinde olması kadar, yani sürekli bitmeyen bir mücadele halinde olmak kadar insanı aslında yoran bir şey yok. Bu anlamda aslında nefret dediğimiz şey, duygu ya da kötücül, düşman, bu tip karakteristiği olan tüm duygulardan bahsedelim aslında. Yıkıcı karakteristiği olan duyguların bize pragmatik anlamda hemen hemen hiçbir değeri yok, hiçbir faydası yok diyelim daha doğrusu. Çünkü o size müthiş bir şekilde sizin enerjinizden alıyor ve sizin o asıl odaklanmanız gereken ben kimim, ben neden bu dünyadayım, benim gerçekten olduğum kişi kim? Bu tip o ana sorulardan uzaklaşmanıza vesile oluyor. O yüzden böyle hani işte okul ortamında olabilir, öğrenciler arasında olabilir. Yani böyle durumlarda, yani böyle bir mücadelenin olduğu durumlarda bunu körüklemenin hiçbir faydası olmuyor. Çünkü hani hem bir zaman kaybı, motivasyon kaybı, kişiler için bir işte psikolojik hasarları zaten es geçiyorum. Yani o kadar çok zararı oluyor ki. Ama bence tüm bu zararların ötesinde kişinin kendi olma serüvenini geciktiriyor. Ve hayatı mesela hep kavgalarla, sorunlarla, mücadelelerle geçmiş insanlara baktığımızda biz şunu görürüz aslında. Onların o asıl odaklanmaları gereken sorunları ayıracak çok fazla vakitleri olmamışlar. Koca bir ömür yaşamışlardır ama arkalarına baktıklarında kötü bir mücadele kalmıştır sadece. Ya da böyle birkaç savaş kalmıştır. Bu şekilde kaldıktan sonra zaten aslında bakıyorsunuz orada bilgelik de kalmıyor. Yani Russell'ın böyle bir laf ederken işte sevgi bilgeliktir derken aslında işaret ettiği şey o kadar da basit bir şey olmasa gerek diye düşünüyorum. Bu anlamda böyle duyguların gerçekten ben üzerine çok gidilmesi gerektiğini de düşünüyorum. Çünkü yıkıcı karakteristiği olan her şey sadece o psikolojik hasarlar bırakmakla kalmıyor. Aynı zamanda zihinsel anlamda da çok ciddi hasarlar bırakıyor. Kendiyle savaşanlara bir minik bir temas etmişim. Onunla biraz altını açarsak şimdi şöyle bir durum da var. Kişinin o kendi o yıkıcı potansiyeli, dedim işte kötücül potansiyeli bazen kendine yönelttiği durumlar da var. Bu özellikle biraz hani kendiyle kavga halinde olan insanlarda çok fazla oluyor. O kadar çok kendi içine dalmışlardır ve kendileriyle haşır neşir olmuşlardır ki etrafındaki sorunlara karşı, diğer meselelere karşı kayıtsızlık da vardı. Şimdi burada aslında baktığınızda kişinin belki çevresinde çok fazla bir zararı yoktur gibi görünür ama kendine o kadar büyük bir zarar verir ki o zarar bir süre sonra etrafındaki insanlara da aslında sirayet etmeye başlar. Bu anlamda hani ergenlerde daha fazla olan bir şey olsa gerek. Çünkü o süreçte kendiyle çok fazla uğraşan, kendine çok fazla kendine çok dönük olan gençlerde bu tip durumlar maalesef daha fazla olabiliyor diye düşünüyorum. Şimdi biraz da örneklerden bahsetmek istiyorum. Çünkü tarihte o kadar güzel örnekler var ki aslında bu anlamda bence sizler çok şanslısınız. Çünkü her disiplinde yani işte bilimde, ilimde, matematikte, coğrafyada, işte edebiyatta her alanda o kadar güzel isimler var ki yani kendi olma cesareti göstermiş. Bu anlamda aslında çok sınırsız bir katalog var elimizde ve o katalogdan bence her kültürel coğrafyaya, işte her öğrencinin mizacına uygun ben yeteri kadar örnekler var diye düşünüyorum. Bu anlamda işte bazen böyle bir veri eksikliği çektiğimizde ki hani bunu zaman zaman hepimiz yaşıyoruzdur. Orada aslında yaşamda çok güzel örnekler var ki ben yaşamdaki örnekleri bu anlamda çok daha kıymetli buluyorum. Çünkü bazen o kitaptaki teorik bir şey size çok fazla hitap etmeyebilir ya da ona çok içselleştiremeyebilirsiniz ama bir yaşam değeri olan yani yaşamla bir karşılığı olan bir insanı gördüğünüzü aslında orada çok fazla o kendi olma ilhamı noktasında gereken şeyi alırsınız diye düşünüyorum. Mesela benim kendi hayatımda aslında çok kıymetli etkileri olan insanlar oldu. Mesela onlardan biri geliyor aklıma. Mesela Bronte kardeşler. Hatta hep de veririm bu örneği. Şimdi Victoria döneminde işte bakıyorsunuz İngiltere'de 1800'lerde 3 kız kardeş. Bunlar işte baktığınızda İngiltere'nin bir kırsal salında yaşıyorlar ve
Zaten kadın oldukları için yazmalarına müsaade edilmiyor. Belli ekonomik engeller yaşıyorlar. Yani kendileri olmamaları için özetle her şey var. Yani o kadar çok neden ve gerekçe var ki. Ama baktığınızda o üç kız kardeş, ki çok kıymetli buluyorum, o dönemin şartlarında çok güzel ve ortalamanın çok üzerinde eserler vererek, hatta ilkin mesela erkek mahlaslar seçmek zorunda kalıyorlar. İsimlerini değiştirmek zorunda kalıyorlar ama o İngiltere kırsalında, Victoria dönemi gibi baskıcı bir dönemde aslında kendileri olma cesareti gösteriyorlar. Şimdi bu tip örnekleri gördüğümüzde, ki bunlar şey, bu 250 yıllık bir örnek, belki daha fazla. Şimdi bu insanlar bunları yapabilmişse, ki bunun gibi belki size o kadar çok örnek var ki aslında. Ben burada aslında çok ütopik, hayalci, böyle polyannavari bir şeyden de bahsetmiyorum. Aslında bunun temelinde gerçekten çok rasyonel, tümüyle gerçekçi bir bakışı var. Çünkü bu insanların hiçbirisi roman kahramanı değil. Bu insanların hiçbirisi masal kahramanı değil. Bunlar gerçekten hayatlar yaşamışlar. Gerçekten bedeller ödemiş ve gerçekten kendileri olmayı cesaret etmiş insanlar. Hayatın bir döneminde, dünyanın bir zamanında bu insanlar bunları yapabilmişse, Türkiye'de şu an bin bir farklı okulda, hani bu kaydı izleyen öğretmen sizler, sizlerin öğrencileri de bunları pekala yapabilir diye düşünüyorum. Bu anlamda evet, belki dediğim gibi engeller, sorunlar, sıkıntılar, aksilikler, işte her şey etkili olabilir ama yine de kendilik bir idealse, o ideali olduğu kadar, ne kadar olabiliyorsa, ne kadar mümkünse, şartlar ne kadar elde yapılabiliyorsa, en azından buna denemek gerektiğini düşünüyorum. Ve baktığımızda bu bir perspektif, bu bir aslında bir hayata bir bakma şekli. Yani bunu merkeze de koyabilirsiniz. Bunu bir işte istişari bir mesafede de bırakabilirsiniz ama ben yine de bu meselenin hani gündelik hayatımıza çok fazla gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bizler bu konuları konuşmadıkça ya da daha doğrusu öteledikçe ya da yaşamın böyle önemsiz gördüğümüz kısmını aldıkça aslında daha mutsuz, daha başarısız, daha tutkusuz insanlara dönüşüyoruz. Ve yani bu meselelerin temelinde, yani ya da şöyle söyleyelim, dünya üzerine gerçekten istediklerini elde etmiş, bir şeyleri başarmış insanları gördüğümüzde hep bu yollardan geçtiğini zaten çok net fark ediyoruz. Şimdi baktığımda aslında kendilik cesareti kavramının, işte ben kendime bunu bir kitaba dönüştürdüm, buna bir tez dedim, bunu bir işte bir düşünce olarak biraz daha geliştirmeye de çalışıyorum ama bunun aslında gündelik hayatımıza gelmesini gerçekten bu anlamda çok fazla istiyorum ve baktığımda bu eğitim sürecine, işte akademik bir eğitim faaliyeti olan insanlar için, bir sanat üretme kaygısı olan insanlar için çok önemli bir kavram olduğunu da düşünüyorum. Ve bu anlamda mesela baktığımızda aslında bu kavram ama benzer kavram üreten çok insan da olmuş. Yani ben mesela kendilik cesareti kavram olarak bana ait olsa da bu anlama gelen çok fazla şey söyleyenler de olmuş. Yani kendi olma cesareti anlamına gelen çok farklı şeyler, fikirler söyleyenler de olmuş. Bu anlamda olmak cesareti, yazma cesareti gibi kitaplar da var. Yani bu alana gerçekten katkı sunmuş çok güzel isimler de var. Onların da ben hakikaten burada şimdi isimlerini teker teker anamasam da önemi olduğunu da muhakkak söylemek isterim. Çünkü bunların aslında hepsi gerçekten birbirimizi besleyerek ürettiğimiz, aslında kolektif bir etkilenme haliyle ortaya çıkan şeyler olduğunu düşünüyorum ve olabildiğince çok insana sirayet etmesini bu anlamda çok fazla istiyorum. Çünkü bunun faydası sadece katkı sunduğumuz insanla kalmıyor. Bu kolektif olarak da aslında hepimizin birbirimizden beslendiği, birbirimize olumlu fayda sağladığı şeyler de diye de düşünüyorum. Bu anlamda bahsettiğim çok fazla da örnek var. Yani bir örnek aradığımızda, yani bir ya da bir böyle bir kaygısı olan bir genç gördüğümüzde, kendisi olmak istediğini ama bu konuda yüreklenmeye ihtiyacı olduğunu fark ettiğimizde, ben bu anlamda aslında hepimize çok fazla iş düştüğünü de düşünüyorum. Çünkü oradaki o minik etkilerin, hani daha önce de bahsettiğim şekilde, çok büyük etkileri olduğunu gözlemliyoruz zaten. Bu anlamda ne kadar yapabiliyorsak, ne kadar olabiliyorsak, şartlar, imkanlar, o kişinin şartları, bizim o an onu verme kapasitemiz ne kadar el verebiliyorsa bunu muhakkak vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu anlamda bahsettiğim gibi, yani öğretmenlik çok farklı bir yerde. Dediğim gibi ben de bir öğretmen çocuğuyum. İşte kız kardeşim de öğretmen. Yani öğretmenlik mesleğini yakından gözlemleyebilme şansım da oldu ve gerçekten dediğim gibi kendim de zaten bunun güzel bir etkisini yaşamış bir insanım.
Ben elimden geldiğince bu takriben bir saat süren video kaydında kendilikçe sergilediğim perspektifi size aktarmaya çalıştım. Umarım katkısı olmuştur. Umarım hayatınızda işte öğrencileriniz için, kendiniz için bir etkisi olur diye düşünüyorum. Bu anlamda ben izleyen herkese çok teşekkür ediyorum ve sağlıcakla kalın. Umarım önümüzdeki eğitim yılı hepiniz için çok güzel ve keyifli bir şekilde geçer. Bu anlamda ufak da olsa bir katkım olduysa ne mutlu bana. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.